değerli izleyicilerimiz merhaba. Bir İşimiz Sağlık programında tekrar birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz akılcı ilaç kullanımı. Bize SMS ile mesaj göndermek isterseniz KonTV yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazarak 3969'a gönderebilirsiniz. Ayrıca Twitter hesabından da ulaşabilirsiniz. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Ayşe Saide Şahin ve Yardımcı Doçent Doktor İpek Duman. Sayın hocalarım hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün tıbbi farmakoloji öğretim üyelerini misafir ediyoruz dedim ama izleyicilerimizin hakkında bir soru gelmiştir. Farmakoloji nedir? Ayşe Hocam nedir farmakoloji? Farmakoloji kelime anlamı olarak ilaç bilimi demektir. İlaçlar veya ilaç olmaya aday maddelerin biyolojik sistemlerle etkileşmesini inceler. Çok geniş bir araştırma alanı var. O nedenle böyle alt dalları var farmakolojinin. Bunlardan farmakodinami, ilaçların etki mekanizmalarını ve etkilerini inceler. Farmakokinetik ilaçlar vücuda alındıktan sonra hangi aşamalardan geçiyor? Absorpsiyon, dağılım, vücutta metabolize edilmesi, metabolizme sonucunda oluşan ürünler, bu ürünlerin vücuda yararı, zararı, en son olarak da hangi yollarla vücuttan atıldığı farmakokinetiğin konusu. Klinik farmakoloji var. Bu yeni ilaçların geliştirilmesiyle ilgilenen bir dalımız. Farmakoterapi ilaçların tedavide kullanılışıyla ilgili bir takım yaklaşımlarla ilgilenir. Farmakovijilans daha ziyade yan etkiler, ilaçların toksik etkileri, bunların toplanması, kayıtlarının tutulması ile ilgilenir. Son yıllarda farmakogenetik de katıldı bize. Farmakogenetik kişilerdeki genetik yapıya bağlı olarak ilaç etkilerindeki değişimleri inceler. Aslında ilaçla ilgili sorabileceğimiz her türlü soruyu sanırım ilgi alanlarınız içine giriyor. Şimdi hemen sorayım onu da. Siz hocam ana bilim dalı başkanlığını da yürütüyorsunuz aynı zamanda. Kısaca bize ana bilim dalınızı tanıtır mısınız? Biraz bahsettiniz ama bilim dalınızdaki ilgi alanlarınız nelerdir? Onları söyler misiniz? Bizim araştırma laboratuvarımız var. Bu laboratuvarda izole doku ve organlarda çalışıyoruz. Bunun dışında deney hayvanlarında değişik hastalık modelleri oluşturuyoruz ve bu hastalık modelleri üzerinde ya ilaç ya da ilaç olmaya aday maddelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabii teorik derslerimiz çok yoğun. Dönem 3 yani 3. sınıf tıp fakültesi tıbbi farmakoloji derslerimiz var. 4. sınıf öğrencilerine klinik farmakoloji stajı veriyoruz. Üniversitemizin diş hekimliği fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesinde derslerimiz var. Bunların dışında etik kurullarda görevimiz var. İlaç araştırmaları ile ilgili etik kurul, ilaç dışı araştırmalara onay veren etik kurul veya deney hayvanları ile yapılacak araştırmalara onay veren etik kurullarda çalışıyoruz. Doktora yüksek lisans programlarımız var. Ayrıca ilaçların yan etkilerinin kayıtlarının tutulması, incelenmesi alanında Sağlık Bakanlığı'nda bulunan Türkiye Farmakovijilans Merkezi birimi ile irtibatlı olarak değerlendirmeler yapıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Burada bir de bir konu dikkatimizi çekti. İlaçla ilgili o kadar fazla şey saydınız ve ilgi alanlarınız içinde de ilaçla ilgili her şey var. Hepimiz de mutlaka bir ilaç bir şekilde kullanıyoruz bir sürede. Peki ilaç tanımını siz nasıl yapıyorsunuz? Nedir ilaç? Evet. Şimdi ilacın kapsamı çok geniş. O kadar çok şeye ilaç deniyor ki. Bizim tanımladığımız ilaç kişilerin işte hastalığının tedavisinde veya sağlığının korunması veya sürdürülmesinde kullanılan ama reçete, hekim reçetesi ile kullanılan endüstriyel ürünler. Türkiye'de bu ürünler Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak tedaviye girer. Bunun dışında bir de majistral dediğimiz ilaçlar var. Bunlar artık günümüzde son derece az. Hekimin reçeteye yazdığı veya kodekste bulunan formüllere göre eczacıların hazırladığı preparatlardır. Ama bunlar da tabii ki ilaç kapsamındadır. Burada
arada yeri gelmişken, yani bir kimyasal madde nasıl ilaç oluyor, o konudan da biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun. Şimdi 5-10 bin civarında sentezlenen kimyasal maddeden ya bir tanesi yaklaşık ilaç olur. Ve bu süreç 8-10 yıl civarında sürer ve çok masraflı bir iş. Yani milyon dolarlar civarında da para harcanıyor bir ilaç geliştirme sürecinde. Öncelikle preklinik çalışmalar yapılır. İşte deney hayvanları üzerinde ilacın etkisi incelenir. Enzimlerle hangi metabolitleri oluşuyor bakılır veya hücre kültürlerinde çalışmalar yapılır. Bu aşamaları geçerse ilaç, yani kimyasal madde ve hani etkili olacağına dair bulgular elde edilirse faz 1 çalışmaları için bakanlığa başvurulur. Aynı zamanda etik kurullardan onay alınır. Faz 1 çalışmaları sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılır. Az sayıda sağlıklı gönüllü üzerinde bu çalışmalar yapılır. İlacın işte dozu, ne kadar sürede kana geçiyor, hangi düzeye geliyor kan düzeyi, nasıl hangi yollarla atılıyor gibi konular araştırılır. Bu aşama da geçilirse eğer faz 2 çalışmalar için tekrar izin alma işleri yapılır, dosyalar hazırlanır. Yine etik kurullardan ve bakanlıktan izin alınır ve faz 2 çalışmaları hasta gönüllüler üzerinde, fakat az sayıda hasta gönüllü üzerinde yapılır. Bu aşamada da işte hastalığa iyi geliyor mu, yan etkileri, etkileri araştırılır. Bu aşamadan sonra eğer geçebilirse üçüncü faz çalışmaları yine izinler alınarak çok sayıda hastada yapılır. 10 binler civarında hastada bu çalışmalar yapılır. Bu dönemde tabii aynı merkezde bu kadar hastayı bulmak mümkün olamayacağı için genelde birçok ülkede ve birçok hastanede, merkezde bu çalışmalar devam eder. Faz 3 bölümü de başarıyla tamamlanır ise bakanlığa başvurulup ruhsat alınır. Daha sonra artık ilaç ilaç olur, kimyasal i̇laç olur. Madde ve evet, müstahsar olarak eczane raflarındaki yerini alır. İlaç piyasaya çıktığı andan itibaren tedavide kullanıldığı süre boyunca faz 4 çalışmaları devam eder. Gözlemsel çalışmalar devam eder. İlacın etkililiği, güvenliliği ile ilgili çalışmalar yapılır. Yani bu çalışmalar sürekli ilaç kullanıldığı sürece devam eder. Bir kimyasal maddenin ilaç olması oldukça uzun bir süreç. Uzun bir süreç gerektiriyor. Ve güvenilir olması için de demek ki bunlar mutlaka hani kullanılırken de devam ediyor dediniz. Oldukça önemli. Hocam, hem ben farmakolojiyi öğrenmiş olduk, hem de ilaçla ilgili bilgimizi tazelemiş olduk, öyle söyleyeyim. Peki, ama biz dedik ki bugün akılcı ilaç kullanımını konuşacağız. Nedir akılcı ilaç kullanımı? Neleri içeriyor? Evet. Akılcı ilaç kullanımı kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine uygun olarak en uygun ilacın en uygun süre ve dozda ve en düşük maliyetli bulunabilmesi için gereken kuralların bütünüdür. Aslında akılcı ilaç kullanımı bir süreçtir. İlacın imalatından başlar, imha edilmesine kadar geçen tüm süreç için bazı kurallar içerir. Dolayısıyla üreticiden başlayarak hekim, eczacı, hemşire veya diğer sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları gibi ilaçla ilişkisi olan herkes akılcı ilaç kullanımından sorumludur ve akılcı ilaç kullanımını uygulayabilmeleri için bir takım kurallar getirilmiştir. Peki, bu akılcı ilaç kullanımında aslında toplum için çok önemli diye düşünüyoruz. Nedir toplum için önemi? Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı çalışmalarda dünya genelinde ilaçların %50'si civarında bir bölümünün yanlış kullanıldığı tespit edilmiştir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da benzer bulgular var. Yani akılcı olmayan ilaç kullanımı aslında hem dünyada hem Türkiye'de büyük bir sorun oluşturmakta.
Neler olabilir akılcı olmayan ilaç kullanımı? Mesela gereksiz antibiyotik tüketilmesi, vitaminlerin gereksiz kullanımı. Bunun dışında polifarmasi dediğimiz iki veya daha fazla ilacın bir arada kullanılması, ilacın israf edilmesi, ilaç kullanırken ilaç etkileşimlerinin veya yan etkilerinin çok göz önünde tutulmaması gibi. Bu olaylar yanlış ilaç kullanımı sonucunda kişilerin tedaviye uyumu azalıyor. Hastalıklara direnç gelişiyor. Artı hastalıkların tedavi süresi uzuyor. Hastanede yatış süresi uzuyor. Bu nedenlerle akılcı ilaç kullanımı tüm toplumlar için önemli. Zaten akılcı ilaç kullanımı dediğimiz olay da ilaçların bilinçli ve doğru kullanılması için gereken kurallar olarak tanımlanır. Akılcı ilaç kullanımı konusunda aslında hani toplum için öneminden bahsettiniz. Herkesin birer sorumluluğu var aslında bu konuda dediniz. Evet. Bu zaman izleyicilerimize neler yapmasını tavsiye edersiniz? Tanı konulması ve tedavinin düzenlenmesi hekimin sorumluluğunda bir iştir. Ve hekim bunun için çok uzun yıllar eğitim alır. Hem hastalığın şiddetine göre hem de hastanın bireysel özelliklerine göre tedavinin planını yapar. Bu nedenle ilaçların hekim reçetesine yazılan yani hekim gözetiminde kullanılması gerekir. Hani komşumun da başı dönüyor, o kullanmış, iyi gelmiş, ben de bunu kullanayım gibi bir yaklaşım yanlıştır. Hani iyi niyetle böyle öneriler çok oluyor ya hocam değil evet, mi birbirine? Çok, evet. Herkesin benim ilacım iyi geldi, siz kullanın gibi. Evet, çok yaygın bu. Bu nedenle hiç kimseden ilaç tavsiyesi alınmaması, hiç kimseye de ilaç tavsiye edilmemesi gerekir. Bu en başta gelen kuralımız. Bir diğer konu evde bulunan ilaçların kullanılması. Yani nasılsa bunu daha önce kullandım, buna da iyi gelir, tekrar kullanayım gibi bir yaklaşım da yanlış. İlaçların üzerinde yazan son kullanma tarihlerinin takip edilmesi lazım. Bu da çok önemli. Çünkü süresi dolmuş ilaçlar etki göstermediği gibi zararlı etkilere de neden olabiliyor. Bir diğer önemli konu hekimin söylediği doz ve sürede ilacın kullanılması gerekir. Doz çok önemli bir faktör. Çünkü ilacın kanda etkili bir konsantrasyon oluşturabilmesi için belirtilen dozlarda alınması gerekli. Yani ne az ne çok. Ne az ne çok, evet. İlaçlar belirli bir kan konsantrasyonunun altında etkisizdir. Yani her ilaç için farklı bir kan konsantrasyonu vardır. O konsantrasyona eriştiği zaman etkisi başlar. Bir aralıktır bu. Aslında bir konsantrasyon aralığıdır. Çok yükselirse toksik etkiler başlar. İlaç hekimin dediği doz ve sürede ve hekimin söylediği aralıklarda yani işte 12 saatte bir, 8 saatte bir vesaire bu şekilde kullanıldığı zaman o etkili konsantrasyon aralığında kalmaya devam eder. Bunun için bu doz ve sürenin takip edilmesi çok önemli bir faktör. Bir diğer konu, bu sağlık programlarını izleyerek veya internet üzerinden edinilen bilgilerle kişiler kendi kendini tedavi etme yoluna gidebiliyor. Oldukça da yaygın. Oldukça yaygın. Bu durumda yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Hani fayda beklerken zarar görebiliyoruz. Peki kendi kendine tedavi veya öz tedavi denen bir şey olamaz mı? Var. Evet, kendi kendine tedavi veya öz tedavi yapılabilir. Ancak burada kullanılacak olan ilacın çok iyi bilinmesi, hekimle daha önce görüşülmüş ve bu ilaç hakkında yan etkileri, etkileriyle ilgili bilgi alınması gerekir. Günümüzde analjezik dediğimiz ağrı kesici ilaç grubu ve antibiyotikler dediğimiz grup bu konuda çok yaygın olarak kullanılıyor. Yanlış bir kullanım bu şekilde kullanılıyor. Diğer bir konu bizim özel gruplar dediğimiz gruplar. Bunlar gebeler, emzirenler, yaşlı hastalar,
çocuklar, kronik hastalığı olan gruplar, kronik karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği. Şimdi bu kişiler ilaçların etkisine çok daha duyarlıdır, yan etkilerine ve etkilerine. Mesela böbrek yetmezliği olan bir kişide eğer böbrekten atılan bir ilaç vermişsek ilacın atılımı azalacaktır. Dolayısıyla kan konsantrasyonu yüksek olacaktır ve belki toksik etkiler ortaya çıkabilecektir. Bu grupların ilaç kullanırken daha fazla dikkat etmesi ve doktorlarının dediğine daha çok uymaları gerekir. Etkileşimler bu kişilerde çok büyük sorun oluşturabilir. Hele hele birden fazla ilaç kullanıyorlarsa doktor kontrolünde, hekimlerinin dediği doz ve sürede ilaçlarını kullanmaları gerekir. Akılcı ilaç kullanımı aslında toplumun önemli sorunlarından biri, evet. Bu anlattığınıza göre hocam. Çünkü mutlaka insanlar birbirine o ilaçları ya öneriyorlar, ver bakalım hani kullanalım bana iyi gelecek mi diye. Ya da gidip direkt bir yerden bulmaya çalışıyorlar. O yüzden bu önerileriniz dikkate alınırsa izleyicilerimiz tarafından da çok daha iyi olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Özellikle gruplar saydınız biraz önce, işte gebeler, emziren anneler, bebekler gibi. Ve gebe ve emziren anne olunduğunda da o kadar çok korkuluyor ki, değil mi? Aman hekim reçetesi bile olsa kullanmalı mıyım? Bebeğime herhangi bir şey olabilir mi diye. İpek hocam, bu konuda gebe ve emziren annelere ilaç kullanımı konusunda neler önerirsiniz? Evet, bildiğimiz gibi gebelik gerçekten çok özel bir dönem. Kadınların gerçekten çok özel bir dönem ve sağlıklı olarak gelişmesini beklediğimiz bir dönem aslında. Ama gerek gebede daha önceden olabilen kronik bazı hastalıklar, gerekse gebelik sırasında çıkan hastalıklar, bazen de gerektiği için eklediğimiz durumlarda ilaç kullanılması gerekebiliyor. Yapılan araştırmalar göstermiş ki gebelerde ilaç kullanım sıklığı geçmişe göre giderek artış göstermekte. Neredeyse %80-90 gebe bu dönemde en az bir ilaç reçeteli veya reçetesiz yapılan araştırmalarda kullandığı görülmüş. Şimdi neden kullanılır tabii gebelikte ilaç? Çeşitli nedenlere bağlı kullanılıyor olabilir. Birincisi, gebe olduğunu fark etmeden kullanılan ilaçlar, ki bunlar gebeliğin en erken dönemlerine tabii ancak özeldir. O durumda kullanılmış olabilir. Veya gebeliğin doğası gereği alınan ilaçlar. Bunu hekiminiz reçete etmiştir. Gebeliğinizle ilgili gerekli olabilir. Veya gebelikte daha önceden annenin kronik hastalığı vardır. Bunların tabii tedavisi için sürdürülen ilaçlar ya da gebelikte ortaya çıkan yeni durumlar için kullanılan ilaçlar şeklinde sınıflayabiliriz. Şimdi gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımı çok hassas olduğu için bu dönemde mutlaka hekimin tavsiyesine uyulması, ondan çıkılmaması çok önemli. Çünkü çocuğun eşi, yani plasanta, aslında ilaçlara geçirgen. Yani kullandığınız ilaç bebeğe de geçiyor. Bu açıdan hassas olmakta da tabii fayda var bebeğin sağlığı açısından. Şimdi biz ilaçların ve kimyasalların annenin gebeliği boyunca eğer maruz kalınırsa bebekte oluşturduğu toksik etkilere ve gelişme geriliklerine teratojenik etki adını veriyoruz. Bu tabii çok önemli. Bu teratojenite riski ilaca bağlı olarak değişebiliyor. İlacın kendi özelliğine, plasantadan ne kadar geçtiğine, alınış dozuna, alınış süresi de önemli. Aynı zamanda gebelik dönemi de çok önemli. Yani hangi dönemde alındığı da bunun etkilerini de mutlaka farklılık yaratıyor. Öyle ki bu teratojen ilaçlar bizim embriyoda ya da fetüste dönemine göre hafif gelişme geriliğinden veya organlardaki fonksiyon bozukluklarından çok daha ağır malformasyon dediğimiz durumlara, hatta ciddi ölüme kadar giden durumlara yol açabiliyorlar. Embriyo ölümüne kadar. Esasen biz bu bazı bozuklukları, önemli bozuklukları %2-3 kadar gebelikte görüyoruz. Ama bunların normalde çok azı ilaca bağlı. Bunlar incelenmiş. %50-60 kadarının nedeni, hatta daha fazlasının belli olmadığı, %20 kadarının genetik nedenlere bağlı olduğu, %10 kadarının anneye bağlı çeşitli çevresel faktörler, enfeksiyon olabilir. Ancak bunların çok azı, %1 küsur gibi kısımlarının ilaç ve kimyasallara bağlı olduğu bulunmuş yapılan araştırmalarda. Şimdi teratojenite açısından gebeliğimizin ilk 3 ayı çok önemli bizim hocam, için. Hocam bir reklam aramız var. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.